Hünkârımızı bir kancaya asmışlar. Burada da kafasına silah dayamışlar. Ne? Getir bakayım. İngiliz gazetesi. Yaptıkları yeter diyor. Bu da olsa olsa başvekil Gladstone. Resmen hedef gösteriyor ahlaksız herifler. Evet, ahlaksızlar ki ne ahlaksızlar. Burada da hünkârımızı idam sehpasına çıkarmışlar. Üzerine de Abdülhamit'in sonu yazmışlar. Tövbe tövbe. Destur Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. El Muzaffer daima. Ahlaksızlar. Ahlaksızlar ki hem de ne ahlaksızlar hünkârım. İşte bizi davet ettikleri Avrupa'nın iç yüzü. Mertçe alt edemeyince böyle hayasızca, edepsizce saldırıyorlar. Hünkârım. Hemen emir veriyorum. Toplattırıyorum bunları. Hayır paşa. Milletim bunları görsün. Bize saldıranların ne kadar hayasız olduklarını. Bizden nedenli korktuklarını. En aşağılık usullerle bize saldırdıklarını herkes görsün. Bilsin. Biz de hamd edelim. Niçin hünkârım? Küffarın karşısında durmayı Allah bize nasip ettiği için. Onlar bizi ölseler kendimizden şüphe etmemiz lazım gelir. Karşılık vermeyecek miyiz? Onlar gibi olamayız paşa. Lakin hesap günü elbet gelecek. O vakit geldiğinde adaleti gözetenler, yetim hakkı koruyanlar, garibana ses, mazluma nefes olanlar ayakta kalacak. Yani biz kalacağız. Sanırlar ki bunca emek, bunca çile kuru bir cihangirlik sevdasıdır. Türklerin cihangirliğe ihtiyacı mı var paşa? Biz düşmemeliyiz. Biz düşersek tarih düşer. Biz düşersek insanlık düşer. O karikatürlerde silahı benim başıma değil, milletimin başına dayıyorlar. Milletim huzur bulacaksa, bin başım olsa bini de feda olsun. Hünkârım, bu karikatürler sizi bu kadar kızdırdıysa, siz canınızı sıkmayınız. Biz gereken cevabı veririz. Siz bu karikatürlere kızdığımı mı sanırsınız paşa? Bu karikatürlere sinirlenmediyseniz neye sinirlendiniz hünkârım? Fransızca bir gazete. Bir adam Hazreti Muhammed Efendimiz'in adının geçtiği bir tiyatro yazmış. Temsil bu gece Paris'te oynanacakmış. Peygamberimize hakaretler. Dilim varmıyor. Fahri Kainat Efendimiz'e hakaret ediyorlarmış. Şahsıma saldırsınlar umurumda değil. Lakin dinime, peygamberime saldırırlarsa ölürken dirilirim. Can verirken kılıç çekerim. Boynumu kesseler, etlerimi lime lime etseler, ahirette Resulullah'ın yüzüne bakabilmek için, peygamberin yüzüne bakabilmek için kül olurum, küllerimden dirilirim de savaşırım. Bu paçavralar nasıl haysiyetsiz bir düşmanla cenk ettiğimizin delilidir. Asla onlar gibi olamayız. Lakin müdafadan da geri duramayız. Derhal Fransız sefirini çağırınız. Emredersiniz hünkârım. Efendim sizi saraydan çağırıyorlar. Anlaşıldı. Sizi benim için çağırdıklarını sanmam. Sanırım bu haber için. Tiyatro oyunu Müslümanların peygamberini eleştiriyor. Alın işte. Düşünceye bile tahammülleri yok. Şimdi gel de Abdülhamit'e laf anlat. Küfür ve hakaret bir eleştiri değildir. Bu bir zihniyettir. İnsanı köpekleştiren bir zihniyet. Sürün olsun istiyorsan köpeklere ihtiyacın var. Orada dur. Hünkâr Hazretleri, Theodor Herzl şu an sefaretimizde misafir. Kimmiş o? Bizim sizi böyle küçük bir mesele için buraya çağırdığımızı düşünmüyorsunuz değil mi? O halde neden çağrıldım? Sefir efendi. Biz Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i çok severiz. Öyle ki onu sevenlerin en güzelleri onun için canlarını feda etmişlerdir. Çekinmeyiz, biz de feda ederiz. İşittik ki
Bir tiyatro temsili tertiplermişsiniz. Peygamberimize hakaret içeren. Ben ki Balkanların, İran, Suriye'nin, Cebeli Lübnan'ın, Hicaz'ın, Kafkasların, Anadolu'nun ve payitahtın sultanı. Ben ki İslam halifesi Abdülhamit Hanım. O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım.